şu anki mezheplerin de kendi zamanlarındaki İslami akımlar olduğunu unutmayalım. Yani bir mezhep hiçbir zaman mezhep olarak başlamaz. Evet. O dönemin kendi akımları içinde bunlar cemaatlerdir. Bu cemaatlerin çoğu yok olur gider. Tabii bu bugünkü manada bir cemaat maalesef. Yani bugünküne benziyor aslında. Hmm. Yani bir lider var, etrafında 3-5 insan toplanıyor. Faaliyetler yapıyorlar. Evet. İşte haftanın belli günleri toplanıyorlar. Diğer grupla anlaşamıyorlar filan. Böyle başlıyor. Bunların bir kısmı siyasi bağlantıları olan çalışmalar, bir kısmı daha dini olan çalışmalar. Bunların çoğu yok olup gidiyor tarih içinde. Yani bunların isimlerini, cisimlerini işte mezhepler tarihi kitaplarından biliyoruz. Ama bazıları işte sosyolojik aşamaları tamamlıyor ve mezhepleşiyor. Ve bugüne geliyor işte. Şia'nın içinde mezhepler var. Haricilik kendisi gelmemiş ama zihniyet olarak bugüne gelmiş. Mutezile kendisi yine gelmemiş, yok olmuş ama zihniyet olarak bugüne gelmiş. Fiili olarak gelen Dürzilik gibi, Nusayrilik gibi, Alevilik gibi mezhepler var. Şimdi bugünkü cemaatler de aslında bu potansiyeli taşıyan yapılardır. Yani ileride mezhep olma ihtimali olan yapılardır. Evet. Tarihin akışına ve kadere göre gerçekleşebilecek ihtimal dahilinde olan şeyler. Ve bu geçmişteki bu bahsettiğim farklılaşmalar, cemaatler, bir kısmı mezhepleşti dediğim şeyler genel olarak kriz zamanlarında oluşmuş şeylerdir. Yani mesela iç savaşlarda büyük bir travma geçiriyor Müslümanlar. Evet. Arkasına Şia çıkıyor, haricilik çıkıyor. Yani o yaklaşık 10 bin, 15 bin insanın, Müslümanın birbirini öldürdüğü, birbirine kılıç çekti en azından. Cemel vakası olmasaydı, 60-70 bin Müslümanın öldüğü rivayet edilen Sıffin olmasaydı, belki de bu mezhepler bir kısmı olmayacaktı. Veya Müslümanlar fetihlerle yayılıp öbür kültürlerle karşılaşmasaydı, Yunan medeniyeti karşısında bocalamasaydı, mesela bir Mutezile çıkar mıydı bu sistematik, en azından kendisini iyice bir mezhep haline sokan sistematiği geliştirebilir miydi? Şimdi bugüne geldiğimizde bugünkü cemaatler, akımlar, yani benim akımlar çatısı altında incelediğim cemaatlerin kriz ürünleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu neredeyse hepsi bunların modern yapılardır. Belki bana itiraz edersin, dersin ki hocam orada tarikatları da anlatıyorsun. Tarikatlar 1000 yıllık yapılar, bunları nasıl modern diye tanıtırsın diye bir itiraz gelebilir. Ben de şöyle cevap veririm. Yani tamam, doğru, tarikatlar tarikat olarak 1000 yıllık yapılar en azından. Ama bugünkü tarikatlar tarikat gibi mi çalışıyor? Tarikat üzerine ilave şeyler mi yapıyor? Bugün tarikatlar öbür cemaatler gibi. Tamam, tarikat faaliyetleri devam ediyor ama bu bütün faaliyetler içinde %20'dir. Onun dışında okul açıyor, televizyon kuruyor, ondan sonra gazete, dergi çıkartıyor, işte öğrenci çalışmaları yapıyor, onlara yaz kampına gönderiyor. Hatta belki bizim ülkemizde alışık değiliz ama Pakistan, Mısır gibi ülkelerde tarikatlar parti kuruyor, siyasal, yani meclise milletvekili sokuyor, seçimlere katılıyor. Dolayısıyla bunların hepsi modern yapılar olduğunu görmezden gelemeyiz. Peki bunlar nereden çıktı? Tarihte pek yani benzerleri var ama tarihte bunun gibi şeyler de yok. Peki ne ihtiyaca binaen çıktı? İşte Müslümanların 19. yüzyıldan itibaren bir ne diyelim ona, sarsılması söz konusu İslam aleminin. Yani Batı teknolojik olarak, teknoloji demeyeyim de sanayi olarak ilerlemiş. İlerlemeye başlamış, bunu yakalayamamış İslam alemi. Bu da tabii askeri bir takım yenilgileri beraberinde getirmiş. Arkasından siyasal olarak bir gerileme yaşamış. Hilafetin sahibi Osmanlı toprak kaybetmiş. İşgale uğramış.
Osmanlı sınırları dışındaki İslam alemi sahipsiz kalmış. Koca Hint dünyası İngilizlerin eline geçmiş, sömürgesi olmuş. Kuzey Afrika Fransızların, Afrika'nın işte bir kısmı Fransızların, bir kısmı İngilizlerin ve İtalyanların toprakları haline gelmiş. İslam alemi esir düşmüş yani en sonunda da 1924'te hilafeti kaybetmişler. O kesintisiz süreç sona ermiş. Osmanlı yıkılmış. Yerine yani bağımsız kalan devletler ve sonradan bağımsız olan devletlerde de istenilen yönetimler iş başına gelmemiş. Yine Batı güdümünde yönetimler, baskıcı yönetimler, dine ve dini değerlere düşman yönetimler iş başına gelmiş. Müslümanların eğitim sorunu ortaya çıkmış. Müslümanların tembellik sorunları, tabii eskiden beri var olan şeyler ama daha belirgin hale gelmiş. Müslümanların birlik sorunu, ittihat meselesi neredeyse konuşulamaz duruma gelmiş. Tesbihin taneleri gibi dağılmışlar. Eskiden iyi kötü beraber yaşayan farklı mezhepteki Müslümanlar birbirleriyle savaşır hale gelmiş. İşte bütün bu olanlar, oryantalizmin saldırıları, misyonerlik faaliyetlerinin ayyuka çıkması, okullar açılması, Müslümanların en zeki çocuklarının bu okullardan mezun olması, dinlerini kaybetmeseler bile kültürlerini kaybetmeleri. Büyük bir felaket. Hala devam ediyor bu büyük felaket. Bitmiş değil. İşte bu şeyde eş zamanlı olarak İslam aleminin her tarafında 19. yüzyılın ikinci yarısında yoğunluk kazanıyor. Müslümanlar bu halden nasıl kurtuluruzun cevaplarını alıyorlar. Bu hal sürdürülemez bir şey. Yani bu büyük felaket nasıl bitecek, nasıl sona erecek? Tabii bu mühim sorunun öncesinde bir başka sorunun sorulması lazım. Bir başka sual var, daha mühim. Bu hale niye geldik? Yani bu hale niye geldik, bu hale niye düştük? Bunun cevabı verilecek ki bu halden niye kurtuluruz? Nasıl kurtuluruz? Bunun cevabını sağlıklı, verimli bir şekilde verebilelim. Bu iki soru etrafında tabii kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına İslam'a bazen organize, birbirinden haberdar, bazen haberdar olmayan bağımsız çabalar içinde düşünürler, alimler, münevverler konuşmuşlar, yazmışlar ve daha sonra da 19. yüzyılın sonuna doğru 20. yüzyılın başlarında yavaş yavaş bu verilen cevaplar etrafında örgütlenme de oluşmaya başlamış. İşte Hint dünyasında bu daha erken başlıyor. Neden? Çünkü orada sömürge faaliyetleri daha ağır. O bahsettiğiniz kriz daha şiddet bir şekilde devam ediyor. Orada mesela bir grup ehli Kur'an, biz Kur'ancıyız demiş. Bir kısmı ehli hadis, biz hadisçiyiz demiş. Bir kısmı siyasal İslam'ı savunmuş. Bir kısmı kadiyanilik diye bir farklı Mehdi'ci akım ortaya çıkmış. Bir kısmı demiş ki medrese kuracağız. Bir kısmı eski tarikatlardan devam edeceğiz demiş. Bakıyorsunuz o iki soruya verilen cevaplar farklı olduğu için farklı referanslar ile bu sorular, sualler cevaplandığı için ortaya farklı oluşumlar çıkmış. Bu oluşumlarda tabii modernizmin sahip olan Batı'ya karşı mücadele ederken kendi referans sistemleriyle tabii mücadele ediyorlar ama bu aynı zamanda moderne karşı modern silahlarla donanmak zorunda olduklarını da biliyorlar. Evet. Onlar misyoner okulları açıyorlarsa onlara mukabil bunlar da okullar açıyorlar. Onlar basın yayın
faaliyeti yapıyorlarsa bunlar da yapıyor. Böylece akımlar aslında doğmuş oluyor. Yani evet. Bunlar tabii birbirlerine de zaman zaman rakip oluyorlar. Tamam, hepsinin amacı bu felaketi sonlandıralım. Bu büyük bela başımızdan gitsin. İttihat yeniden sağlansın. Eski güzel günlerimize gelelim. Eski bilimsel parlak zamanlarımıza dönelim. İçimizden büyük insanlar yine çıksın, filozoflar, bilim adamları. Ama yöntemler farklı. Yöntemler farklı olunca zaman zaman birbirinizin ayağına basıyorsunuz. O zaman da rakip de oluyorsunuz. Bugünkü akımların oluşumu hikayesi bu.